Hayır, benim aklım hala almıyor. Böyle bir şey nasıl yapabilir yani? Ya iyi de annem oraya niye gidiyor ki? Hayır ya, biz olmasak... Ama deli deli şeyler geliyor ya. Çağrı'cığım, annen oraya bana yardım etmek için gitti. Yani seni kaybettiğini düşünüyordu. Babanı da kaybettiğini düşünüyordu. İyi bir şeyler yapmak istedi. Ancak oraya gideceğini bilseydim kesinlikle buna izin vermezdim, emin ol. Şimdi de şikayet etmek istemiyor. Çünkü korkuyor. Onu kızabilir miyiz? Ben Zeyno'nun yanına gitsem pek iyi değilim de. Hadi, hadi. Sağ ol baba. Sen bir geçir. Hadi geçirme. Ali. Efendim hocam. Ne güzel geçirdin. Çağrı'ya göz kulak olursan sevinirim. Hoş bende hocam. Oğlum, onu da alacak mısın? Bak maviyi aldın herhalde. Berk'in hediyesi o. Ya, sınıfta herkese hediye almış. Anne, hocam. İşte o da kendi aklıca şov yapıyor. Böyle bir hediye işte. E açsana o zaman. Niye açmadın? Yok be annem. Aç ya. Aa, delirdin herhalde. Hiç mi merak etmiyorsun? Gel koy buraya bunu. Ben merak ettim. Açsana şunu. Neymiş bu diye. Gel orta, koy şuraya açalım gel. Aa. Hadi bismillah. Ne güzel. Aa. Aa, bu fotoğrafı biz ne zaman çektirdik acaba? Şimdi baksana. Çok güzel çıkmışsınız. Çok güzel ha? Değil mi? Şey bu ne ben... zaman çekildi? Hiç hatırlamıyorum ben. Nerede bu? Bizim evin önünde de çekilmiş. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Ama yeni galiba, kış olduğuna göre değil mi? Evet. Kışbaşı falan. Ne güzel gülmüşler, gördün mü? Ali? Ali ne oldu? Oğlum? Eğer biri bana mutluluğun resmine deseydi bu derdim. Haklıydın. Yanında ömrünü geçirdiğim adam tek bir gün saçını okşamamışken daha birkaç ay önce tanıdığım o kadın beni oğlu gibi sevdi. Bu arada sen de fena değildin. Benim gibi birine çok bile katlandın. Ama buraya kadar. Çünkü ben artık gidiyorum. Ve senden yapmanı istediğim bazı şeyler var. Önce Hato'ya iyi bak. Günde iki sefer yemeğini yer. Üç sefer dışarıya çıkar. Gök gürültüsünden korkar. Ama emin ol seni çok sever. Onu götürmeyi çok isterdim ama maalesef bunu yapamam. Ona çok iyi bak Ali. Çünkü bizimkiler bu işi beceremez. Ama ben yine de onlara da küçük bir not bıraktım. Hata konusunu hallettiğimize göre geriye Çağrı ve Ege kalıyor. Çünkü senin onlara da göz kulak olman gerekiyor. Ege, haklısın biraz soğuk. Ama tanıdıkça ısınacağını garantisini veririm. Bir kere sağlam çocuktur, güvenilirdir. Eğer seni dostu olarak görüyorsa ne dersen yapar. Biliyorum çünkü bu zamana kadar ben ne dediysem yaptı. Onun tek hatası benim gibi kötü bir arkadaşı olmasıydı. Ama sen bu durumu düzeltirsin. Çağrı, o zaten artık sizden sayılır. Zeyno'yu kırar mı diye endişelenme çünkü yapmaz, yapamaz. Kıza çok aşık. Ama Zeyno onu kırarsa işte o zaman dağılır. Maalesef evet, böyle bir durumda onu senin toparlaman gerekecek. Çünkü ben etrafta burada olmayacağım. Olmam gereken yere Cemre'nin yanına gidiyorum. Vefa'nın o gece düştüğü yerden. Önder, biraz hızlı git. Yetişmemiz lazım. Geç şunu, geç. Hadi canım, hadi. Çekil, geç şunu, geç şunu, geç Önder. Hocam bastırırsa kornaya ya. Hadi. Hadi. Neyse, detaya girmeyelim. En azından yükseklik korkum yok. Sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum.
Nerede kalmıştık? Emanetler, evet. Sırada annen var. Biliyorum çok saçma. Sen zaten ona çok iyi bakarsın. Ama ben yine de söyleyeyim. Onu babamdan kurtar. Bu arada aradım ama anneni babamdan kurtaracak bir şey ben bulamadım. O yüzden iş sana düşüyor. He, bir de ona demiştim ki sizi birine benzetiyorum diye. İçimde kalırdı söyleyemezsem. Anne ne demek bilmiyorum. Ama onu her gördüğümde anneme benzetiyordum. Saçma ama öyle. Teşekkür ederim. Bana dünyanın en güzel hissini yaşattığı için. Ve sen kardeşim, kendine iyi bak. Ki artık canını sıkan bir kardeşin olmayacağına göre bu kolay olacaktır. Seni kimseye emanet etmiyorum. Çünkü buna gerek yok. Seni çok seven bir annen, sevgilim ve sağlam dostların var. Bu arada ben de sana boş değilim. Yani arada bir kendimi sana yakın hissettiğim anlar oldu. Evet. Her anı berbat ettim. Çünkü sevmek, sevilmek, dediğim gibi bende hep sıkıntı oldu. Bendeki durumlar bu. Babamın dediği gibi benden adam olmadı, olamadı. Ve ben bu konuda artık ısrar etmeyeceğim. Her şey için teşekkür ederim. Ve yaptığım her şey için özür dilerim kardeşim. Sen diğerlerine durumu açıklarsın. Eminim üzülen olmayacaktır. İyi, güzel, mutlu seneler. Berk! 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 Derya! Berk! Hayır! Derya bekle, ne konuşsun? Bekle, ne konuşsun? Bekle, Berk! Beni dinle! Sakın! Tamam mı? Beni dinliyorsun! Hato'ya sen sahip çıkacaksın. Tamam mı? Tüm arkadaşlarına sen ilgileneceksin. Çünkü benim tek işim sana sahip çıkmak. Tamam mı kardeşim? Oğlum bir abi sözü dinle ya. Haklısın. Abisin sen. Ama benden iyi kardeş olmadı sana. O benim hatam. Benim hatam o. Tamam mı? Ama bak eğer yaşamayı seçersen sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum. Her şeyi yapacağım. Çok güzel teklif. Sağ ol. Ama ben artık çok yoruldum. Müsaadenizle gitmek istiyorum. Hayır! Berk! Berk sakın! Hayır! Sakın. Berk. Hayır! Hayır Berk! Berk yalvarırım. Ne olur oğlum. Ne olmaz. Ben buradayım. Ben senin yanındayım. Sorun babansa sana hiçbir şey yapamaz. Buna izin vermem. Karşısında beni bulurum. Yapma oğlum. Oğlum yapma. Lütfen yapma Berk.